Evet, seninle birinci seansımızı tamamladık. Üzerinden bir hafta geçti. O kadar güzel geri bildirimler yaptın ki bize. Burada paylaşabilir misin? Ben de en azından bunu hani aynı sorunu yaşayan insanlara da enerji seanslarına ne kadar iyi geldiğini göstermiş olmak isterim açıkçası. Tabii öncelikle çok teşekkür ederim. Gerçekten hayata bakış açım değişti. Farklı bir pencereden bakmaya başladım. Fiziksel ağrılarım vardı, zihin bulanıklığı, unutkanlık, vesveseler inanılmaz derecede, hiç tahmin etmediğim derecede omzumdan yük kalktı, hafifledim. Zihnim inanın o kadar berrak oldu ki inanılmaz derecede. Ben kendim bile inanamıyorum. Eşime söylüyorum, eşim hayretler içinde kalıyor. Hatta eşim de beni görerek böyle şeylere inanmazdı ve seans aldı. Ve o da değişimi fark etti. Gerçekten onun da bir farklı bakış açısı oldu. Hayatımız gerçekten çok farklı bir yöne evrildi şu an. Çocuklarımıza da bu seansı aldık. Bu değişimi ailece yaşadığımız için çok mutluyuz. İyi ki Melek Hanım'la karşılaşmışız. Çok şükürler olsun Allah'ıma gerçekten. Çok rahatladık ailece. Çok mutluyuz. Farklı bir bakış açımız var artık. Ne kadar güzel. Çocuklarına da çok güzel geri bildirimler yaptın. Onları da mesela neleri dönüştü onları da söyleyebilirsin. Çünkü birçok aile yaşıyor bunu. Evet, çocuklarım da kızımın bana Melek Hanım'ın, ben hiç söylemeden Melek Hanım'ın söylediği bana bağlılığı vardı. Odasında yatamam problemi vardı. Ve o gece kuşunu alıp yanına anne ben odada yatacağım dedi. Gerçekten çok güzel, çok büyük bir değişimdi. Oğlum da aynı şekilde tek başına kalma korkusu vardı ve o gece tek başına karanlıkta yatakta oyun oynamaya başladı. Bu seanstan sonra inanılmaz değişim. Eşim de fark etti. O seans akşamı gerçekten 2 gündür eşim sıkıntı içindeydi. Çok büyük sıkıntısı vardı ağırlık olarak. Hani neyi konduramadık açıkçası. Hatta biz Melek Hanım'ı bekliyorduk. Melek Hanım'ı bekleyelim seansından sonra. Siz tam seansı yaparken o saatlerde ve eşimin yüzüne bir pembelik geldiğini gerçekten hissettim. İyi misin dedim. Bak, değişmeye başladın. Sanırım dedim seans oluyor. Evet, biraz iyileşmeye başladım. Biraz daha iyi hissediyorum dedi. Ve gerçekten yüzünün rengi dahi değişti. Ve sonra Melek Hanım ses kaydı attı. Ya bu mucizevi denişim gerçekten artık fiziksel tıbbın yanında öncelikle bizim enerji bedenlerimizi düzenlememiz gerektiğini bir kez daha yaşayarak anladık ailece. Şifanız Gerçekten olsun. çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Rica Yani ne kadar ederim. teşekkür etsek az, sizden de korunma eğitimlerini alıp bu farklı bakış açısını, farklı yaşadığımız bu güzelliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah pozitif. Bilinçaltı çalışmamızdan sonra sevgili danışanımın gerçekten de çok hayatını zorlaştıran bir blokajı vardı. Kendisi enerji seanslarından sonra bilinçaltına devam etmiştik. Şimdi çok güzel bir geri bildirimle bana heyecanla döndüğü için ben de bunu lütfen paylaşalım dedim. Size şimdi nasıl bir dönüşüm olduğunu hayatında anlatacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Evet, seve seve bütün kalbimle, inanın bütün saf güzel enerjimle şu anda paylaşıyorum. 6 yıldır, 6 yıldan fazla bir süredir hayatımı çok zorlaştıran ve beni neredeyse eve hapseden bir sıkıntıyla mücadele ediyordum. Kokuyla alakalı çok müthiş bir hassasiyetim vardı. Yoldan geçen insanın ya da balkondan birinin kullandığı parfüm bile bende neredeyse baygınlığa dönüşecek kadar panik ataklar, mide bulantıları, yüzde kızarıklıklar, böyle telaş, panik asla asla aşamıyordum. Gitmediğim doktor, görmediğim uzman kalmadı. Ve ben bir şekilde buna alıştım yani. Hayatımı ona göre belirliyordum. Bir restorana falan gidemiyorum, arkadaşımla buluşamıyorum, kahveye gel diyorlar. Asla hiçbir kokuyu tolere edemiyorum ve çok ilginç bir şekilde bilinçaltı seansımızdan sonra hemen sonrasında, yani o O kadar şifalandıktan hemen hızlıyızdır. sonrasında öyle bir sınandım ki 50 tane 100 tane mi parfüm kokusu böyle bir anda gelir ve ben ağlayarak eşimi aradım ve inanamadım. Dedim ki yani inanabiliyor musun, şu anda bütün kokuları tolere edebiliyorum, kaçmıyorum, paniğe dönmüyor, midem bulanmıyor. Ve Melek Hanım, size gönülden öyle bir teşekkür ediyorum ki gerçekten yani Elhamdülillah. hiç aklıma gelmezdi bunun, ya bilincin bunu yaptırabildiği hiç aklıma gelmezdi. Çünkü fiziksel hani böyle burun hassasiyet,
bir şey tolere edemiyorum. Hiç aklıma gelmezdi. Hani kesinlikle bununla öyle bağlantılı oldu ve tabii bunun dışında birçok da şeyi sizin sayenizde şifalandırarak nasıl aşılabileceğini gördüm. Daha fazla insana ulaşması adına da bunu paylaşmak istedim herkesle. Çok umarım, teşekkür umarım, ediyorum. Sizin şifalı ellerinizden, sesinizden, gönlünüzden daha fazla insan sorunlarını aşar. Amin, ben inşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Ben de çok teşekkür ediyorum ki Londralardan yapıyoruz seansı. Eşine dese de hem seanslarımız hem eğitimlerimizi tamamladık. Ailecek şifalanıyorsunuz. Kendinizin şifacısı oluyorsunuz. Tebrik ediyorum. Geri bildirim için de çok teşekkür ederim. Evet, ben çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Ben de. Danışanımızla birinci seansı yaptıktan sonra üzerinden bir hafta geçti. Gelmeden önce bize nasıldı ve geldikten sonra hayatında ne dönüşümleri oldu, bizimle paylaşmasını rica ediyorum. Merhaba Melek Hocam. İyi ki sizinle karşılaştım. Çünkü hayatımın en kötü dönemlerinden birini yaşıyordum. Çok fazla ağlıyordum. Ne olduğunu bilemiyordum, çözemiyordum. Kendi bedenimin içinde sıkışmış gibi bir ruh halim vardı. Ve çok çaresiz ve ümitsiz hissediyordum. Buraya gelirken bile hiçbir beklentiyle gelmedim. Çok umutsuzdum, açık söyleyeyim. Buraya nasıl geldim? Haluk Özdil'le bir röportajınızla karşılaştım YouTube'da. Onu dinlerken dedim ki bu bayan bana yardım edebilir. İç sesimi dinledim sadece. Ve hemen aynı gün sizinle irtibata geçtim. Bir şekilde randevu aldım. Ve buraya geldiğimde karşınıza oturduğumda hüngür hüngür ağlamaya başladım. Ve dakikalarca yine ağladım. Çünkü gece gündüz ağlamaya başlamıştım. Bunun da nedenini çözemiyordum. Çünkü ben böyle bir insan değilim. İşte normalde neşeliyim, keyifliyim, enerjiyim. Fakat bir şeylerin ters gittiğini düşünüyordum. Ve burada ilk seansı aldığımda sizde o kadar böyle hani kalktığımda ayaklarımın altında bir yay vardı ve gözlerimdeki perdeler açılmıştı. Çok şükür Rabbimden şifa dilemiştim. Sizi aracı kıldı. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Size gerçekten şu anda ellerim titriyor. Gerçekten o ilk geldiğin zaman şu an baktığımda hani bana son noktam bu Melek Hocam demişti. Ama şimdi o ilk seans itibariyle hakikaten gözlerindeki o neşeyi görmek, o tekrar yaşam enerjisini benim de hani birebir hissetmem gerçekten harika bir duygu. Buna vesile edene her zaman çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun siz. Evet, şimdi de sarkaç eğitimimizde de içindeki şifacıyı uyandırla da devam ediyoruz. Artık kendisinin şifacısı olacak inşallah ve başkalarına katkı sağlayacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim geri bildirim için. Sevgili Ayşe'cim nasılsın? İyiyim Melek Hanımcığım, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Enerji seanslarımızı tamamladık. Sarkaç yola devam ediyoruz. Bu süre içerisinde hayatında nasıl bir değişiklik oldu seanslardan sonra? Bence yaratıcının şu an sizin vesilenizle çok güzel şifalandığını düşünüyorum. Yani biraz aklımı oynattığımı düşünüyordum size gelmeden önce. Çok ruhumun kötü olduğunu hissediyordum. Ama gerçekten de nefes almayı 39 yaşında öğrendim. Ben hiç nefes almamışım. Sizin sayenizde gerçekten bunu dengelemeye uğraşıyorum. Hala elimden geleni yapıyorum. Çok minnettarım size ve herkese gerçekten de sizinle tanışmasını, gelmesini, şifalanmasını diliyorum. Yaptıkları en güzel iyilik olur herhalde kendilerine. Evet, yani senin gibi birçok insan var zaten farkında olmayan nefesinin. Tabii ki o nefesler az oksijenden ve enerjimizi düşürüyor. Bu da böyle de en önemli şey enerjimizi korumak. Özellikle enerji seansından sonra da kendindeki bu güzel değişimleri de paylaştığın için çok teşekkür ediyorum Ayşe'cim sana. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Her zaman da olun ki sizler sayesinde bizler de aydınlanalım. Vesileden'e şükürler olsun diyorum. Çok teşekkür ederim geri bildirimin için. Merhaba Derya'cığım, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Enerji seansımızı tamamladık. Ve evet. Geri bildirimleri heyecanla senden bekliyoruz. Evet. Yani Allah'a şükür ediyorum. Beni doğru yerde, doğru zamanda
doğru insanla sizinle karşılaştırdığı için enerji seanslarıyla kesinlikle negatiften pozitife çıkıyorsunuz ve her şeyi fark ediyorsunuz. Negatif yaratıkların saldırılarını, negatif insanları. Ya pozitife çıkmak kadar, hayatı pozitif alana götürmek kadar güzel bir şey yok. Ve sizin enerjiniz her şekilde insanı çok daha yukarılara taşıyor. En yukarılara taşıyor. Çok iyi oluyor yani. Ne kadar güzel hani bunları böyle geri bildirim yapmak. O zaman herkese tavsiye eder misin? Herkese tavsiye ediyorum. Herkese enerji sansından, sizinden alsınlar yani. Ve gerçekten olumlu yönde hayatı geliştirmek için, pozitif olmak için çok gerekli bir şey olduğunu düşünüyorum. Her şeyden, çünkü artık frekansımız da korunuyor. Evet, onu artık herkes frekans, çok daha kesinlikle iyi anladı. O zaman bilinçaltımda beni aşağı çekenleri, aynı zamanda enerji alanımı dengelediğimde, yüksek frekanslara çıktığımda zaten her şeyden korunuyor olacağım. Etrafımı değiştiremem ama ben kendimi değiştirebilirim. Bu da bu sayenizde. Çok gerçekten bu sizin sayenizde oldu. Biz seni yani, oluyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, şifan olsun. Zaten seninle birlikte yolumuza devam ediyor kamplarda ve seminerlerde. Evet, tabii ki inşallah, inşallah her zaman. İnşallah. Teşekkür ediyorum geri bildirimin için. Teşekkürler, ben teşekkür ediyorum. Merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Melek Hocam, teşekkür ederim. Çok mutluyum. Biriyle enerji seanslarımızı tamamladık. Geri bildirimleri sizinle paylaşmak istedik. Nasıl hissediyorsun kendini enerji seanslarından sonra? Ben ilk seansta zaten buraya gelirken bile geç kalacağım diye gelmedim. Uçarak geldim. Yani gerçekten çok farklı. Evden çıkışım bile farklı oldu buraya gelişim niyetle. Beraber Melek Hocam'la. Seanslarımda çok çok içimde bütün her şeyi hissederek, her dokunuşunu hissederek Melek Hocam'ın, maşallah diliyorum, harikaydı seanslarım. Bugün de bir seansı yaşadım. Hakikaten ben buraya gelirken bile bir düşük modda geldim. İlk kapıdan girişte bile Melek Hocam'a Anlat. Ama bir seansa girince hakikaten bütün başımdan, ayaklarımdan bir şeylerin boşalıp çıktığını, gittiğini, ruhumu o kadar açtım ki yani anlatamam hissettiklerimi. Yaşamanız gerekiyor. Yaşanması da gerekiyor. Ayrıca gerçekten de bunu aldıktan sonra da eğitim kesinlikle olması gerekiyor. Bu dipnot. Herkesin her eve de gerekiyor yani. Değil mi? Her evde bir güzel ruhun olduğuna inanıyorum. Ve bu güzel ruhların da birleşip bütüne, dünyaya ve insanlığa sınırsız, koşulsuz bir sevgiyle bir bütün olacağına da inanıyorum. Çoğaldıkça ve çoğalacağımızı kesinlikle bütün kalbimle inanıyorum. Bu inançla yola çıkarak Melek Hocam'ın yüreğinden, kalbinden öpüyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle kalıcılık için bunu, bu yöntemi öğrenmeli. Varsa yeteneğiniz, potansiyeliniz, önce ailemize, sonra sevdiklerimize, evet, ve aslında tüm çevremizde katkı olmalıyız. Evet. Çünkü tekamülün bir aşaması birbirine hizmet etmeden maalesef ki tamamlanmıyor. Tamamlanmıyor. Hep birlikte inşallah güzel, amin, şeylere, amin, vesile olmaya niyet ediyoruz biz de. Amin diyoruz, kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Birinci seansımızı tamamladıktan sonra bana güzel geri bildirimler yaptı. Ben de çok mutlu oldum. Onları sizlerle paylaşmak istedik. Neler oldu hayatındaki farklılık Ayşe'cim? Ben geçen gün bir toplumun içindeydim, tanımadığım bir insanlarla. Ve orada kendimi çok daha rahat ifade edebildim. Kendimi çok daha rahat hissettim. Yani sanki üzerimdeki yükler kalkmış gibiydi. Çok çok gerçekten bu hani boğaz şarkısında ciddi bir evet blokajım vardı, bunu biliyordum. Bunu duymak beni de çok mutlu etti. Peki burada mesela bana geldiğindeki o anlattığın şeylerle bir seans sonra bile nasıl kendini hissediyorsun? Aradaki farkı? Aradaki fark şuydu, önceden daha çok geriliyordum böyle. Acaba nerede hata yapacağım, hata yapacak mıyım, kekelecek miyim diye bayağı bir baskı vardı üzerimde. Hı hı.
O seanstan sonra çok daha rahattım. Kendimi daha özgür hissettim, daha canlı hissettim. Ay çok güzel. Evet. Valla vesileden şükürler olsun diyorum. Teşekkür ediyorum Ayşe'cim bu geri bildirimin için.